Büyükçekmeköy ailemizin kıymetli üyeleri, Çekmeköy Belediyesi olarak hemşerilerimizin ata ocaklarına konuk olduk. Cennet vatanımızın nadide bir köşesi olan memleketlerimizden sizlere selam getirdik. Sizlerden de o topraklara kucak dolusu sevgiler götürdük. Bugün izleyeceğiniz belgeselle cennet vatanımızın doğal güzelliklerini, örfünü, adetini, kültürünü kayıt altına almış olmak bize mutluluk verdi. Belgesellerimizi izlerken bizimle aynı duyguları paylaşacağınıza inanıyoruz. Unutmayın, geleneklerden kopmadan gelecekle harmanlanmış güzel ilçemiz Çekmeköy'de bizler büyük bir aileyiz. Dün bize memleket olan ata toprakları gibi bugün de Çekmeköy'ümüz artık çocuklarımıza ve bizlere bir memlekettir. Sıla'ya hasret çeken tüm hemşerilerimize iyi seyirler diliyorum. Etraf sapsarı, uçsuz bucaksız tarlalar. Uzaklarda bir dağ var, yeşil olmayan bir dağ. Buğday tarlaları sarmış her yanı. O yüzden keşkek yemeği bölgenin önemli yiyeceklerinden. Anadolu'da buğdayın olduğu her yerde keşkek öne çıkar, fazlaca tüketilir. Toplu Konut İdaresi TOKİ, Dede Ören'e bu gördüğünüz evleri yapmış. Köyün hemen yanında bulunan bu evler havadan böyle görünüyorlar. Köyün merkezinde evlerin yanında bulunan ağaçları görüyoruz. Dümdüz bir ovanın her yanından kıvrım kıvrım gelen yollar sağlıyor köye ulaşımı. Evlerin önlerinde saman yığınları. Hayvanların yemeleri için. Köyde bolca hayvancılık yapılıyor. O yüzden yemeklerde et ürünleri öne çıkmış. Doğunun et kültürünü bilmeyen yoktur. Dede Ören köyüne çok yakın olan İyi Komşu Köyü. İstanbul Çekmeköy'de Dede Ören ve İyi Komşu köyleri olarak tek dernek çatısı altında memleketlerine hizmet ediyorlar. Bu iki köyün ilginç bir tarafı var. Dede Ören köyü Erzurum'a bağlıyken, İyi Komşu köyü Muş, Malazgirt'e bağlı. Birbirlerine iki komşu il ve çok yakın iki köyün hikayesi bu. Eski ve yeni evler dikkatimizi çekiyor. Bazı evler yıkılmış, terk edilmiş. Köyde saç tavanlı evler ağırlıkta. Çocuklar köyün sokaklarında koşturuyorlar. Kavak ağaçlarıyla çevrilmiş tarlalar çekiyor dikkatimizi. Klasik doğu kültürüyle yapılmış taş evler. Ağaç ve taşın uyumu. Bölgenin coğrafi şartlarına uygun yapılar. Aracımızla köyün sokaklarında dolaşıyoruz. Bir tavuk önümüze çıkıyor. Tertemiz asfalt bir yol. Sağımız solumuz bomboş. Köyün çocukları çeşme başında eğleniyorlar. Dede Ören Merkez Camii. Köylüler caminin etrafında sohbet ediyorlar. Yemyeşil kubbesi ve minaresiyle köyün ortasında bulunuyor cami. Köyün mezarlığı işte burada. Ölmüşlerimizi rahmetle anıyoruz. Eski taşlardan köy mezarları var. Bu da köyün ne kadar eski bir mezarlık olduğunu gösteriyor bizlere.
Eskisiyle, yenisiyle gideceğimiz yer hep aynı. Yüksek bir saman yığınının yanından geçiyoruz. Başaklar toplanmış. Taştan yapılmış bir köy evinin yanındayız. Buğday biçerler, romörkörler köyün sokaklarında dinlenmeye çekilmişler. Farklı mimarilerde yapılmış taş evler çıkıyor karşımıza. Modern evler hayatımızın önemli bir gerçeği olmasına rağmen bu eski taş evler bizi biz eden değerler ve hiç unutamadığımız Anadolu kültürleri. Dedeören köyünden ayrılıp komşu köyümüz İyi Komşu'ya misafir oluyoruz. Aracımızla köyün sokaklarını geziyoruz. Bu iki köy birbirlerine yakınlığı ile göze çarpıyor. Kültürleri aynı. Coğrafi olarak da birbirlerine çok benziyorlar. Tıpkı Dedeören'de olduğu gibi dümdüz bir ovanın ortasında yer alıyor İyi Komşu Köyü. Ovanın farklı noktalarından gelen yollar İyi Komşu Köyü'nü birleştiriyor. Evler biraz dağınık olsa da komşuluk kültürü hiç bitmemiş buralarda. İnsanlar hep iyidir, hep güzeldir. O yüzden İyi Komşu olmuş köyün ismi. Muş, Malazgirt, İyi Komşu İmam Hatip ve İyi Komşu İlkokulu işte burası. Köyün her yerinde üzeri örtülmüş buğday yığınları görmek mümkün. Samanlar dizilmiş üst üste. Hayvanlar dolaşıyor köyün sokaklarında. İyi Komşu Köy Camii. Taştan mimarisiyle göz dolduruyor. Kış şartlarına uygun saçtan çatısı, mavi halısı ve sadeliğiyle köy halkının iyi ve kötü günlerinde bir araya geldikleri yer. Köy halkından Süleyman Öztaş, İyi Komşu Köyü'nü anlatıyor bizlere. Adım Süleyman Öztaş. Ben 1955-1 doğumluyum. Muş Malazgirt İyi Komşu Köyü doğumluyum. Esasen benim doğum yerim İyi Komşu burası. Bir hane 200 hanesi, hane olarak 200 hane. Köyün iki kısmını bütün şehirlere göç etmek zorunda kaldı, yoksulluk durumundan. Burası köy kırsal kesimidir. Bizim Malazgirt ilçemiz olduğu için 65 kilometre uzaklıktayız. Küçükken 10 yaşından biz okul başladık. 5. kadar zaten okul 5'e kadar burada vardı. Ortaokul yoktu, lise yoktu. Sadece 5'e kadar vardı. Bizim okuduğumuz 5 yıla kadardı. 5'ten sonra burası yoktu. Kırsal bir kesimdi. Herkes İlçeye çocukları göndermiyorlardı. Sonra da biz burada yakacak olarak biz teze kullanırdık okuldan. Öğretmenlerimiz bize de yakacak olarak istenince biz kucağımızda teze götürüyorduk. Bizim hayatımız küçükken tezekten geçti. Soba tezekle kuruyorduk. Kömür odun yoktu. Elektrik de dahil yoktu. Biz gaz lambası yakardık. Çıra yakardık. Orada elektrik ne arardı bu o zamanından?
Biz sallamaç oynardık. Ondan sonra biz taş oynardık. Biz şey oynardık. Yani eski hani ne diyelim? O eski oyuncakları zaten hiç aklımıza gelmiyordu. Çocuk oynayacağı aklımıza gelmedi zaten. Biz büyüklere karşı çok saygımız vardı. Babamız olsun da amcalarımız olsun, akrabamız olsun, komşumuz olsun saygılarımız sonsuzdu. Çok şükür bizim bu köy hele bu şey bugüne kadar köyümüz çok saygılı, çok saygılı, büyüğe karşı çok saygılı. Hiçbir sıkıntımız yoktur. Gençlerimiz büyüklere karşı çok saygılı. Önce de burası Torakan köyüydü. Eski isim Torakan köyüydü. Sonra da Türkiye'ye çevirdiler İyi Komşu köyü. Ben evliyim, 5 çocuk sahibiyim. Bu severek evlendim. Düğünümüz atla olurdu. Atı götürürlerdi. Atı güzelleşirdi. Aynı taksi gibi şimdi nasıl götürürsün? Güzelleştirirsin. Babanı kızın evinden kızı alırdın. O zaman atla gider alırlardı. Ondan sonra attan sonra da minibüs oldu, araba oldu. Düğün 3 gün 3 gece devam ederdi. Bazen de 7 gün devam ederdi. 7 gün 7 gece devam ederdi. Öyle o çağdan böyle bu güne kadar geldi. Tabii ki biz eski günü, ben şimdi şu an Beylikdüzü'ne oturuyorum. Beylikdüzü sevmediğim için köyden köye geldim. Ev yaptım, bahçe yaptım. Şu an buradan daha rahatım. Ben 1986 muhtarlığa ara seçim oldu. Ara seçimden muhtarlığa geçtim. Seçim geldi, seçimden kazandım. 2 dönem muhtarlık yaptım buradan. Yok, bir sıkıntımız yok. Gençler için sıkıntımız yok. Zaten gençlerimiz hep İstanbul'da. Hep başka şehirlerde kendi başına evliyorlar. Hiç babası, annesi görmeden, soruşturmadan evliyorlar. Bayram, Kurban Bayramı'ndan, Ramazan Bayramı'ndan bütün köy gençleri köye gelecekler. Bir hafta 10 gün, 15 gün köyde kalıp öyle dönecekler. Gençler köyü çok seviyorlar. Köyün her yerinde gördüğümüz saman balyalarını sizler için biraz yakından görelim istedik. Terk edilmiş köy evleri. Etrafta kışın yakmak için dizilmiş tezek yığınları görüyoruz. Bazı evlerin önlerinde köy halkının kendileri için diktiği sebze ve meyveleri görüyoruz. Köyün bazı bölgelerinde arıcılık yapılıyor. Çekim yaparken bol bol arı kovanları görüyoruz. Ekilen buğdaydan dolayı köyün her yanı sapsarı görünüyor. Dronumuzla çekim yaparken bu buğday tarlaları öyle güzel görünüyor ki. Biz iyi komşudan ayrılırken bir amcamız elinde tesbihiyle köye doğru yürüyor. İki traktör peş peşe yanımızdan geçiyorlar. İki güzel köyü tanıtmaya çalıştık sizlere. Ne iyi etmişiz de gelmişiz bu güzel Anadolu topraklarına. İki farklı il fakat iki aynı kültür yan yana. İstanbul Çekmeköy'de bulunan Dedeören ve İyi Komşu köyleri bir araya gelerek güzel bir dernek kurmuşlar. Bizler de elimizden geldiğince iki köyün güzel yanlarını göstermeye çalıştık sizlere.
Çekmeköy Belediye Başkanımız Ahmet Poyraz'ın isteğiyle yaptığımız Sıla'ya Hasret Çekmeköy belgeselimizi umarız beğenmişsinizdir. İyi seyirler.